Erkekte kadın tipi meme büyümesi jinekomasti olarak adlandırılır. Genellikle buluğ çağındaki erkeklerde görülür. Dolayısıyla ailelerde bir panik yaratır. Bazen geçicidir, nadiren kalıcı olabilen bir problemdir. Aşırı kilolu erkeklerde de sıkça görülen bir problemdir. Dolayısıyla kilolu erkeklerde görülen yağlı tipi ve zayıf erkeklerde de görülebilen glandüler dediğimiz tip, daha çok meme dokusu içeren tip olmak üzere iki tipi vardır. Birinci, ikinci, üçüncü derece gibi küçük bir meme büyümesinden aşırı bir meme büyümesine kadar değişen büyüklükte olabilir. Her şekilde de plastik cerrahide bunun tedavisi vardır. Plastik cerrahide erkek tipi meme büyümesine ne yapıyoruz? Glandüler tipse küçük bir insizyonla, küçük bir kesiyle meme başının altından küçük bir kesiyle girip mevcut glandüler dokuyu keserek çıkarıyoruz. Yağlı tipse özellikle koltuk altından küçük bir insizyonla, küçük bir kesiyle girip yağ dokusunu parçalayarak aspire edip bir hortum, bir kanül vasıtasıyla, liposuction yöntemiyle aspire edip boşaltıyoruz. Her iki yöntemde de iz bırakan bir ameliyat değildir. Dolayısıyla bu tip şikayetleri olan hastalar veya erkek hastalarımız bir plastik cerrahı kolaylıkla bu problemleri için gelebilirler. Ameliyat dediğim gibi basit bir ameliyattır. Komplikasyonu olmayan bir ameliyattır. Yara izi konusunda sıkıntı yaratan bir ameliyat değildir. Ameliyat sonrası hasta hemen evine de dönebilir. Bir gece hastanede de kalabilir. Birkaç gün sonra günlük hayatına, okul hayatına, iş hayatına kolaylıkla dönebilir. Dolayısıyla bir hafta sonu tatilinde yapılabilecek bir ameliyattır. Bu problemi yaşayan hastalara bir plastik cerrahi başvurmalarını tavsiye ediyorum.